Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Bugün 21 Ağustos 2017 günlerden Pazartesi. Haftanın ilk iş gününde ERT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayına karşınızdayız. Bu akşam önemli gelişmeler var. Ancak üzücü bir gelişmeyle bültenimize başlamak istiyorum. Dün gece saatlerinde Karapınar'da iki grup arasında bir kavga çıktı. Çıkan kavgada bir Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı. Karapınar'da çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybedenin Suriyeli olduğu öğrenildi. İlçenin Merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Suriye uyruklu Mustafa El Muhammed ve Hüseyin El Muhammed tüfekle yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa El Muhammed burada hayatını kaybetti. Hüseyin El Muhammed ise yapılan ilk müdahaleden sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve polisin soruşturması devam ediyor. Değerli izleyenler, çarşamba günü Ereğli'de 4 gün boyunca sürecek olan bir tarım fuarı başlıyor ve bu kapsamda özellikle Ereğli dışından tüm Türkiye'den büyük firmaların kapalı pazarda düzenlenecek olan bu tarım fuarına mükemmel bir katkıları var. Buraya gelecekler, stand açacaklar. Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyükturun ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Tarım fuarı hakkında bilgilendirme yaptı. Ereğli Tarım Hayvancılık Kültür Sanat Festivali ve Tarım Hayvancılık Fuarı düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Programa AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, kurum müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Burada ilk konuşmayı Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptı. Fuarla ilgili de bilgi verelim dedik. Sizlerle daha önce Kaymakam Bey'in katılımıyla başkanlarında bir toplantı yapmıştık. Ana taslağı belirledik. Burada bir 3-4 günlük bir program yaptık. Programımız tarım fuarının açılışıyla birlikte yapılıyor. Ben her zaman söylüyorum, geçen de söyledim. Yani Ereğli'de tarımdan, sütten, hayvancılıktan bahsediyorsak ve bu anlamda da bazı iddialarımız varsa böyle bir tarım ve hayvancılık fuarının artık geleneksel, ulusal her yıl yapılması lazım. Bu ikincisi olacak inşallah. Önümüzdeki yıllarda devam eder. Buraya 100'den fazla firma katılıyor bu ilgi konuyla ilgili. Fuarın organizasyonu yapan firmadan da bilgi alabiliriz. Ben ifade etmiştim, 15 bin nüfuslu şehirler 8. 9. tarım fuarlarını yapıyorlar. Bu açıdan inşallah bunun bir temel olarak oturmasını ve devam etmesini arzu ediyoruz. Ev sahibi olarak davet anlamıyla da bu kahvaltı bu programıyla bunu da belirtiyoruz. Yani davet ediyoruz basın vasıtasıyla bu güzel fuarımızı, güzel etkinliklerimize Ereğli içinden, Ereğli dışından tüm hemşehrilerimiz gelsin diyoruz. Bu konuda var olan desteğinizin artmasını rica ediyoruz, talep ediyoruz, istirham ediyoruz. Ve başta Sayın Vekilimize, Kaymakamımıza, ilçe başkanımıza, bizlere destek veren sizlere, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi bu kahvaltıda bir araya getirdi. Gördüğüm kadarıyla ilçemizde düzenlenecek olan Ereğli Tarım, Hayvancılık, Kültür ve Sanat Festivali aynı zamanda tarım hayvancılık fuarı organizasyonunda buraya katılan sivil toplum örgütlerimiz paydaş. Mesele tarım olunca, hayvancılık olunca bunun paydaşları da elbette ki tarımla uğraşan, tarım alanında örgütlenmiş sivil toplum örgütlerimizin içerisinde bulunması son derece anlamlı. Çünkü Ereğli'miz bir tarım şehri, Ereğli'miz bir hayvancılık şehri. Gerçekten böyle bir analiz ettiğiniz zaman sütün başkenti diyebileceğimiz bir şehir. Hayvancılıkta da aynı zamanda sütü eğer başkent olarak
görürsek hayvancılığında başkenti, tarımın diğer alanlarında da söz sahibi bir şehrimiz, havuçuyla, kirazıyla sembol olmuş bir ilçemiz. Buraya da yakışan elbette ki bu alanda hem festival düzenlemek tarım alanı ile ilgili hem de fuar düzenlemek bize yakışan, bize olması gereken şey elbette ki bu. Bu organizasyonu yaparken bu alanda hem tarım alanında hem hayvancılık alanında hem de bunların ürünlerinin pazarlanması anlamında da öncülük edecek bir fuar. İnşallah bundan sonraki düzenlemelerimizde de gelişerek devam eder ve ilçemizin bu tarım alanındaki, hayvancılık alanındaki gelişmelerine de öncülük edecek, pazarlayacak, başka şehirlere taşıyacak, hatta başka ülkelere taşıyacak bir boyutta gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz. Dört günlük festival etkinliğinde elbette ki tarım alanında faaliyet yürütenler bir araya gelecekler. Biraz önce başkanımız da içeriğiyle ilgili bir bilgilendirme yaptı. İnşallah başarılı bir şekilde sizlerin desteğiyle bu fuar organizasyonu başarıyla sonuçlanır. Katkı sağlayan bütün arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Evet, geçen sene buradaydık. Bir fuar düzenlenmişti. Biz de katıldık. Hakikaten de gayet güzeldi. Gayet güzel ilgi de olmuştu ilk olmasına rağmen. Bu sene de bunun üzerine de ilave etmek suretiyle daha geniş kapsamlı olaraktan bir organizasyon düzenleniyor. Malum hem süre itibariyle 4 gün ve sadece bir fuarın açılışı ve sergi alanlarının gezilmesinin yanında bu sefer kültürel ve sanat faaliyetleriyle beraber daha renkli bir faaliyet oluşmuş olacak. Yani ilçemiz tabi biraz önce belediye başkanımız ve sayın milletvekilimiz de ifade ettiği gibi Türkiye'nin sayılı tarım ve sanat, özellikle tabi tarım ve hayvancılığa dayalı olaraktan gelişme gösteren ilçelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla da bu düzenlenen fuarın da tarım ve hayvancılıkla ilgili olması tabi çok çok önemli. Malum ülkemiz gelişiyor, ediyor. Piyasaya sürekli efendim yeni ürünler giriyor. Dolayısıyla bu piyasaya giren ürünlerin de işte bizzat yerinde ilçemizde sergileniyor olması, çiftçilerimiz ile üreticilerin bir araya gelmesi, ürünleri tanıması, daha modern manada belki ileriki aşamada tarım yapılması konusunda çok çok önemli. Bu şekilde ciddi bir faydası var fuarların. Ben de bu organizasyona bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Katkısı olan, ben işte başta belediyemiz olsun, bütün sivil toplum örgütü temsilcilerimize ve ayrıca organizasyonu tabii yapan eden Hakan Özgenç arkadaşımızı da özellikle ben teşekkür ediyorum. Yani ilçemiz adına da ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, teşekkür ediyorum hepinize. Geniş kapsamlı bir tarım fuarı olacak. Sanatçılar konser verecek ve fuarın son gününde hani sanatçılar konser verecek demişken Ferhat Göçer Atatürk Stadyumu'nda Ereğli halkı ile buluşacak. Bunu da bir dipnot olarak hatırlatalım. Efendim buradan hemen sonra AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve İlçe Başkanı İbrahim Büyüktor'un Taşevler bölgesine giderek inceleme yaptılar ve yapılan açıklamalarda ise burada yani Taşevler bölgesinde çok kısa bir süre içerisinde çalışmaların başlayacağı, huzur evinin de bu bölgeye taşınacağı belirtildi. Ereğli Taşevler bölgesi güzelleşecek. Burada başta huzur evi olmak üzere birçok çalışma yapılacak. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktor'un ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez sabah saatlerinde bölgeye giderek inceleme yaptılar. İlk konuşmayı Başkan Özgüven yaparak şunları söyledi. Restorasyon çalışmalarını yaptı. Buralar sit alanı olduğu için bu işlem uzun sürdü. Buralara çeşitli fonksiyonlar verilecek, sosyal dokular oluşturulacak. Bunlardan biri mesela huzurevi de olabilir. Başka bir yerde vatandaşa faydalı bir alan da olabilir. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Biz sayın vekilimizle, ilçe başkanımızla, diğer arkadaşlarımızla buraya daha nasıl güzel bir işlev kazandırılır diye o noktada bir değerlendirme için bu sahayı geziyoruz. Dediğim gibi kısa sürede buranın ihalesi yapılarak restorasyona başlayacak. Peki. Belediye başkanımızla ve ilçe başkanımızla
bir takım yatırımları, bir takım çalışmaları yerinde izlemek üzere bugün buraya taş evlere geldik. Biraz önce başkan da ifade etti, burası değerlendirilmesi gereken bir yer. Çünkü yıllardan beri böyle boş, atıl kalmış. Bu derece boş kalmasının nedeni de sit alanı olarak, kentsel sit alanı kapsamında olmasından dolayı. Tabii bu sit alanı olan bölgelerin, yapıların bir değerlendirme süreci çok uzun sürüyor. İzin alma süreçleri ve planlanması. O nedenle bugün Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili çalışmaları tamamlanmış ve ihale aşamasına getirmiş durumda. Ama asıl önemli olan buranın onarımının yapıldıktan sonra hangi işleve, hangi amaca, hangi anlamda vatandaşımıza, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bunun değerlendirilmesi son derece önemli. Bizim buraya ziyaret nedenimiz şimdi acaba buradaki evleri onarıma alıp yeni bir huzur evi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bünyesinde ve Ereğli'ye yakışır ve yaşlılarımızın huzur bulacağı bir mekanın oluşturulması açısından buradaki evleri değerlendirebilir miyiz düşüncesiyle gelip burayı gezdik. Buna ihtiyaç var. Gerçekten burada hem alan olarak, hem bina olarak, hem şehrin merkezi bir yer olarak huzur evi açısından son derece kullanışlı olur. Tabii tamamı değil bir kısmı. Diğer kısmı da zaten park alanı, sivil toplum örgütlerine ve gezilecek bir park alanı olarak değerlendirilebilir. Büyükşehir'in yapacağı çalışmalar çerçevesinde. Ama bizim önemsediğimiz bir şey var. Ereğli'mize yeni bir huzur evi, yaşlılarımızın kalabileceği bir huzur evi üzerinde kafa yoruyoruz. Ya burada ya da bir başka yerde inşallah önümüzdeki yatırım döneminde bunu halletmeye çalışacağız. Pekala efendim, devam ediyoruz ve buradan hemen sonra Türkmen yolu üzerinde bir tarım müdürlüğü binası var. İnşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayında teslim edilmesi bekleniyor ve burada ziyaret edildi. Çalışmalar noktasında Tarım Müdürü Orhan Soylu'dan bilgi alındı. Ereğli Tarım Müdürlüğü binasında çalışmalar devam ediyor. Devam eden inşaatı ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Başkan Özgüven ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun konu hakkında Tarım Müdürü Orhan Soylu'dan bilgi aldı. Eylül ayı içerisinde tamamen bitmesi planlanan Tarım Müdürlüğü binası şimdiden göz kamaştırıyor. Onlarında bakalım isterseniz. Bugün başbakanı bekledim. Bak bunda arabada adam da olur yani. İnsanlar oturduklarında gücü odaya koyarsan. Belediye önü anıt civarında siyah bir cüzdan kaybolmuştur. İçinde maaş kartları, bir miktar para bulunan ve Ahmet Berlin'e ait olan bir cüzdan kaybolmuştur. Bulanların 0538 306 67 99, tekrarlıyorum, 0538 306 67 99 nolu telefonları aramaları ya da buldukları cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etmeleri rica olunur diyelim. Şimdi müsaadenizle Türkiye gündeminde ön plana çıkan gelişmeleri izleyelim. Buradan tekrardan belirtmek istiyorum. Niyetimiz halis. Bizim için kamu çalışanlarımız, emeklilerimiz her zaman kıymetli oldu. Bugün bütün bu 21 günlük süreç sonunda karşılıklı diyaloglarımız, istişarelerimiz, çalışmalarımız sonucunda hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, kamu işveren heyeti başkanı olarak da son teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu bağlamda müzakereler sürecindeki son teklifimiz 2018 yılı ilk 6 ay için %3,5, ikinci 6 ay için %3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %5 şeklinde belirlenmiştir. İnşallah hep uzlaşı vurgusu yaptık. Bu sürecin başka bir mekanizmaya gerek kalmadan uzlaşıyla bugün saat 24'e kadar süremiz var. Tamamlanması konusundaki arzumu, isteğimi
buradan tekrardan belirtmek istiyorum. El Hüseyniye Sarayı'ndaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral II. Abdullah'ın yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kral Abdullah'ın tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan, Ürdün seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Önce Zekai Aksakallı'nın atamasına ilişkin konuştu. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanma iddialarına da cevap verdi. Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın özel kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Ben bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Yani Kılıçdaroğlu doğmamış çocuğa don biçiyor. Siz böyle bir şey duydunuz mu? Yargıdan falan böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok. Ekonomi gündemiyle Singapur'da temaslarda bulunan başbakan ilk olarak mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. İkili ortak basın toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Başbakan Yıldırım, Singapur'un ASEAN ülkeleri başta olmak üzere bölgede oynadığı aktif rolle Güneydoğu Asya'da barışa ve istikrara önemli katkılar sağladığını belirtti. ASEAN ülkeleri başta olmak üzere Singapur, bölgede oynadığı aktif rol ile Güneydoğu Asya'da barışın ve istikrara önemli katkı sağlamaktadır. ASEAN içerisinde Türkiye'nin sektörel diyalog grubunda yer alması konusunda bu ay başı verilen karardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bunda Singapur'un büyük rolü var. Gelecek yıl Singapur ASEAN dönem başkanı olacak. Bu süre içerisinde de Türkiye olarak ASEAN'la ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Ardından Singapur İş Konseyi'ne geçen başbakan iki ülkenin iş adamlarına seslendi. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatıp buna rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki 10 yıl Türkiye en istikrarlı ülke olacak dedi. Geçen yıl kötü bir tecrübe yaşadım. Hiç olmaması gereken bir iş oldu. Türkiye'de bir terör örgütü, küresel terör örgütü demokrasiyi yok etmek, Cumhurbaşkanı, hükümeti ortadan kaldırmak için bir girişim başlattı. Ama vatanını, milletini, bayrağını seven Türk milleti bu alçak girişime izin vermedi. Singapur gerçek dostlarımızdan biriydi. Çünkü hemen Türkiye Cumhuriyeti devletimiz tarafında yer aldılar. Bu yönde beyanatta bulundular. Türkiye'nin geleceğe yönelik acaba Türkiye'de bir istikrarsızlık olur mu olmaz mı gibi bir soru akla gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak buradan söylüyorum. Bundan sonraki gelecek 10 yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Ardından Singapur Lekçi Konferansı'na katılan başbakanın bir sonraki durağı Vietnam.
Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven inovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Dutar Seramik ve Ankastre şehri. Yeni mağazamızla dünya devlerini bir araya getirdik. Mutfaklarınız için en şık ankastre ve beyaz eşya modelleri Ankastre şehri mağazamızda bulabilirsiniz. Siemens, Silverline, Teka, Ukinox, Estin'in davlumbaz, ocak, fırın, mikrodalga, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi modelleri mağazamızda. Ankastre şehrine uğradığınızda mutfağınızın değişime ihtiyacı olduğunu anlayacaksınız. Yeni nesil mutfak teknolojisiyle mutfaklarınıza değer katın. Ankastre şehri. Yine Dutar Seramik olarak ev ve iş yerlerinizde görselliğin tamamlayıcısı olmaya devam ediyoruz. Bien Seramik, Anka Seramik, Yurtbay Seramik, Vitra, Artema, Kabinet Seramik, Duşakabin Jacuzzi, Vitrifiye, Armatür, Banyo Dolabı, Cam Mozaik modellerimizle hizmetinize devam ediyoruz. Şıklığın tamamlayıcısı Dutar Seramik'le her biri tasarım harikası olan modellerimizle büyük mekanlar için büyük çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yenilenmek doğamızın bir parçası. Dutar Seramik ve Ankastre şehri, Cahı Caddesi, Fatih Camii ilerisi. Telefon 0332 712 3189. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Sürlü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244.
Bültenimizin bu akşamlık sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Oh,